Lapis Lazuli. Hazırlayan ve sunan Takı Tasarım Atölyesi. Arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugün Lapis Lazuli adındaki taşı beraber inceleyip faydaları, yararları, nereden çıktığı, hangi ülkelerde bulunduğu ve burçları nelerdir, yapısal ve fiziksel özellikleri nelerdir onu konu edeceğiz arkadaşlar. Lazuli'nin kimliği. Diğer adı lacivert taş. Gece taşı, gerçek taşı. Rengi özgün mavi, morumsu, yeşilimsi mavi. Sertliği 5-6. Özgür ağırlığı 24, 2.4, 2.9. Kimyasal grubu mineraller birleşiği. Yapısal görünümü saydam, opak. Parlaklığı mat. Elementler: kireç taşı, pirit, lazurit, kalsit ve sodalit. Uyumlu olduğu unsur ateş ve toprak. Uyumlu olduğu şakra alın, gırtlak. Çıkarıldığı başlıca ülkeler: Pakistan, Kanada, İtalya, Angola, Sibirya, Şili, Afganistan. En değerlisi ise Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya ve İsviçre. Lazuli'nin yapısal özellikleri. Değerli olduğundan dolayı sahteleri çoktur. Üzerinde metalik pırıltılı sarı pirit tanecikleri vardır. Bakın arkadaşlar, şu sarı olan parlayanlar pirit diye adlandırılan maddedir arkadaşlar. Bunların sahtesi çok yapılıyormuş. Çünkü değerli olduğundan dolayı. Ondan dolayı ya taşıya dikkat edin. Yani aldığınız satıcının dürüst olduğuna ya da taşları bu şekilde videolar ve farklı şekilde öğrenerek bunları o şekilde taşınızı tanıyarak alın arkadaşlar. Taşı çıkarmak için başvurulan yöntemlerden biri kireç taşı kayasının üzerinde bir ateş yakıp daha sonra bu ateşi suyla söndürmektir arkadaşlar. Ani ısı değişimlerinden dolayı kayaları zayıflatarak çabuk kırılmalarına neden olduğu için ateş yakılarak bu şekilde bir yöntemle taşlar kırılıp ve çıkartılıyor. Çekiçle kırılan bu kayalardaki lapis kabukları bir kaldıraç yardımıyla çıkartılır. Lazuli'nin yararları. Fiziksel yetenekleri ve iletişim yeteneğini kuvvetlendirir. Kemikleri kuvvetlendirir. Küçük çocukların solunum yolu hastalıklarından korunmasını sağlar. Tansiyonu düzenler. Tiroid bezlerini harekete geçirir. Akılcı olmayan düşünceleri netleştirir ve düşüncelere yoğunlaşmayı ve konsantre olmayı sağlar. Dikkatli kullanılması gereken bir taştır. Yaydığı enerji hassas kişilerde baş dönmesine neden olabilir. Kararlı ve etkili enerjisiyle görmezden geldiğiniz olaylara bakmanızı sağlar. Ruhunuzun hakikate ulaşma arzusunu kuvvetlendirir. Kaygıyı azaltır ve kişiye canlılık verir. Küçük çocukların korkularından uzaklaştırır. Zihin açıklığı ve aydınlanma amacıyla kullanılır. Derin düşünceye yardımcı olur. Melankoliyi ve depresyonu ortadan kaldırır. Akıl ve zeka kıvraklığı verir. Uyuyamama, işitme bozukluğu, görme bozukluğu, solunum ve sindirim sistemi bozukluğunda faydalıdır. Tekrarlayan yüksek ateş hastalıklarına da iyi gelir. Evet arkadaşlar, bugün lapis lazuli taşını ele aldık. Lapis lazuli'de vermemiz gereken önemli notlar: hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın arkadaşlar bu taş, her gün kullanılması durumunda onu taşıyan kişi artık taşın gücüne alıştığı için etkisi azalır. Bu nedenle kullanıma dikkat edilmelidir. Size
içinde altın parçacıkları var diyen biri olabilir. Ancak lapis taşının üzerinde görünen sarı metalik pırıltılı şeyler pirit taşının ta kendisidir arkadaşlar. Su ile temizlemeyin ve özellikle sabunlu sudan kaçının. Çünkü taşın matlaşmasına sebep olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Taşlar hakkındaki bilgileri Takı Tasarım Atölyesi olarak YouTube'daki videolarımızdan takip edebilir, oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler olsun.